Selamun aleyküm arkadaşlar. Amasya Merzufan'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Hepinizi buradan kucaklayıp öpüyorum değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizlere soracak olsan hamdolsun. Çok iyiyiz, şükürler olsun. Bugün cuma, hayırlı cumalarınız olsun. Allah'ım hepimize hayırlı rızıklar versin. Rızık kapılarını açsın inşallah. Vallahi arkadaşlar belediye bugün tekim. Şöyle güzel bir pastane. Poğaçası yapacağım ama şöyle dereotlu, gerçekten arkadaşlar bunu deneyin, şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bunu yaptım, yaptığı gün bitti. Bugün de yapacağım, Sümeyye gelecek birazdan. Sümeyye ile çayla içecek inşallah. Çok güzel oluyor, ben bunu eşimle götürmüştüm geçen. Aniden orada bitirdik. Bunu biraz az yapmıştım arkadaşlar, bir ölçünün yarısını yapmıştım. Hani kalmasın yerde, oraya çay içmeye gidiyor diye. Bunda tam ölçü veriyor. Sizler de yaparsınız inşallah beğenerek. Hemen şöyle malzemelerim buradayken hiç telefonumu kapatmadan şöyle malzemelerimi sayayım arkadaşlar. Bir de burada dereotum var. Dereotumu da yıkadım, temizledim. Şöyle bir bağ dereotun yarısını temizledim. Yarısını yapmayacağım. Çok gelir arkadaşlar. Şöyle incecik, çok ince bir şekilde doğrayalım. Ben bunu önceden yıkadım ama sızsın diye unuttum doğramayı. Açılışımı yaptım o arada. Hemen hamuruma geçmeden dereotumu doğrayayım. Bol dereotu sevenler biraz daha fazla koyabilir. Ben bir bağ dereotun yarısını koyuyorum içine. Pastanede aldığınızdan daha güzel diyebilirim arkadaşlar. Bunu yapınca zaten bana hak vereceksiniz. Ve güzel o güzel yorumlarınızı hepinizden bekliyorum. Hemen şöyle doğramış olduğum dereotumu da kenara alıp elimi hiç yıkamayacağım. Direkt hamura geçeceğim için arkadaşlar. Şöyle. Şimdi malzemelerimi sayayım. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bu tam bir ölçü arkadaşlar. Eğer hanede azsanız, az kişiyseniz bunu yarıma da düşürebiliyorsunuz. Çünkü ben geçen günde yarım yapmıştım. 2-3 kişiye tam yeterli oluyor. Şöyle 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Elimle sıyırım, hiçbir şey olmaz. Elimiz temiz. Şöyle 125 gram tereyağım var. İsterseniz siz kat yağ da kullanabilirsiniz. Bazen yazıyorlar arkadaşlar. Abla tereyağı çok pahalı. Katı yağla da olur mu diye. Tabii ki olur. Önceden biz de katı yağla yapıyoruz. Ben şu an tarif veriyorum diye genelde tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. Hem de daha kuvvet oluyor sanki bu tereyağınki. Hoşuma gidiyor benim. Şimdi tekrardan sayayım. Bir su bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı yoğurt. 125 gram tereyağı. Şöyle 2 tane yumurtamız var. Yumurtamızın beyazını birine kattım. Sarısının birini şöyle gösterip bunu ayırdım yüzüne süreceğim. Şimdi arkadaşlar burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Şöyle tuzumuzu döktük. 1,5 tatlı kaşığı şekerimiz, çay şekeri. Şurada bunu önemli göstereyim. Yarım çay kaşığı instant maya, kuru maya yani. Onu da döktüm. Burada da bir çay kaşığının yarısı. Altta karbonat var. Şurada 1,5 tatlı kaşığı yine kabartma tozum var. Onu da döktüm. Yumurtamızı ayıralım şöyle. Önce iç malzememi şöyle azıcık kolumu açarak güzelce karıştırırım arkadaşlar. Kıyır kıyır içine çok güzel düşüyor. Hem maya giriyor, hem karbonat, hem kabartma tozu buna. Ama böyle mükemmel bir tat oluyor arkadaşlar. Ben bunu ilk arkadaştan, ben bunun tarifini arkadaştan aldım. Onu evinde yemiştik. Çok hoşuma gitti. Ben de yapıyordum ama farklı tarifte yapıyordum. Bunu ben takipçilerimle hemen paylaşın. Onlara tatsın. 5 su bardağı suyumuz var. Şey unumuz var su diyorum arkadaşlar. Ben heyecanlanıyorum. Kusuruma bakmayın. 5 su bardağı unumuz var ama unumuzun hemen hepsini katmayacağım. Şöyle kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek. Unum ne kadar gidecek tam bilmiyorum. Fazlasıyla koydum tekrardan un almayın diye. Artarsa onu ölçerim. Listeme de yazarım ne kadar onun gittiğini.
Hemen şöyle geri kalan unu burada dereotum arkadaşlar unla beraber şöyle saçalım içine. Unla beraber her tarafına karışsın. Hamurumuz çok da sert olmayacak. Görüyorsunuz hemen toparladı kendini. O kadar anlamlı ve güzel yorumlar alıyorum ki arkadaşlar. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Benim de güzel dualarım sizlerden eksik etmiyorum. Allah hepinizden gerçek söylüyorum bin kere razı olsun. Beni mutlu ediyorsunuz. Hiç olumsuz yorum almıyorum arkadaşlar. Hepiniz birbirinizden Allah hepinizden razı olsun. Şöyle çok sertleştirmeyeceğim. Kontrollü bir şekilde herhalde bunları katım arkadaşlar. Geri kalan unumu ölçerek herhalde 4,5 su bardağı gidecek. Bir de yağlı hamur olduğu için bunun içine ne kadar da un katsa onu yiyor. Çok da sertleştirmeyelim. Şöyle baktığımızda bu yeterli. Ve bunu hemen tepsime getirim. Tepsime getirdim arkadaşlar. Şöyle kenarlarını hemen toparladım fazlalıkları. Şu şekil küçük küçük kopartıp isterseniz yuvarlak şekilde verebilirsin ama ben şu şekilde yapacağım. Dereotlu postu ben bu şekli daha çok seviyorum. Şöyle. Dediğim gibi çok hoşumuza gittiği için ben bunu tam bir ölçü kullandım. Dört beş tanesi de alttaki komşum yazık. İkinci kattaki komşumuza korona olmuş. Onlara götürüyorum. Artık onları da dışarıya çıkamıyor arkadaşlar. Binada tek tek hepsini yokladı. Bir biz kaldık iki kişiyle. İnşallah bizden atlar. Kimseye gelmez bir daha. Korkuyor. Aşılarımızı yaptırmaya gidecek bizde. Herhalde bir tepsiye geçecek gibi duruyor bu. Bu şeklimizi verdikten sonra üzerine yumurtalayacak arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle bir tepsi yaptım. Şöyle aralıklı döşedim. Farklı bir döşeme yaptım. Hepsini aldı. İnşallah kabancı birbirlerine yapışmazlar. Tepsiyle uğraşmayayım diye bir tepsiye döşedim hepsini arkadaşlar. Şöyle bir tane yumurtamızın sarısını ayırmıştık. Onu güzelce çırpıp şöyle yüzlerine yağlayalım. ...180 derece... fanla ayardı arkadaşlar. Altı üstü açık 180 derecede pişirecek.
Şöyle hepsine yetti yumurtamız. Şuna biraz az kaldı. Buradan alalım. Şimdi 180 derece fırınımıza gönderiyor. Evet canvarım, şöyle göstereyim. Dereotlu poğaçamız pişti. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Kıyır kıyır yemin ederim o kadar güzel olmuş ki. Hemen şöyle bölüp. Tadı tuzu çok güzel yerinde, kıyır kıyır. Arasını görüyorsunuz da pul pul duruyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın.